Bakın, elimde bir grafik var. Bu grafik içinde herhangi bir fotoğraf barındırmıyor. Bir temsili resim yaptık. Neden? Çünkü Adıyaman'da Gerger ilçesinde İmam Hatip Lisesi'nin 30 öğrencisi tam 2 yıldır tacize uğruyor ve bu tacizin sonunda yapılan soruşturmayla birlikte bir müstahdem tutuklanıyor, 3 görevlinin yeri de değiştiriliyor. Ben dün bu bilgiyi aldıktan sonra Adıyaman'da Gerger ilçe başkanımızla konuştum ve Gerger ilçe başkanımızın yoğun bir baskı altında olduğunu gördüm. Zira bu konuyu gündeme getirdiği için hem bu haberi yazan, Adıyaman'da 30 çocuğun tacize uğradığını yazan gazeteciye hem de ilçe başkanımıza polis tarafından ve savcılık tarafından baskı yapıldı. Bizim konuyu gündeme getirmemizin ardından bilinen bir taktik gündeme sokuldu ve hemen internette bütün haberlere erişim yasağı getirildi. Şu anda Adıyaman'da 30 çocuğun tacize uğradığını ve bir müstahdemin bu yüzden tutuklandığını hiç kimse okuyamıyor, öğrenemiyor. Adıyaman'da 30 çocuk tacize uğruyor. Biz bunu yazıyoruz, internet siteleri yazıyor ve hemen o siteler yayına kapatılıyor mahkeme kararıyla. Ardından Türkiye böyle kapkara bir tabloya ne yazık ki mahkum ediliyor. Tabii biz bu sansürün neden yapıldığını biliyoruz. Özellikle son dönemde muhalif gazetecilere yönelik operasyonların da bu tür haberlerin duyulmaması için yapıldığının da farkındayız. Türkiye'nin Adıyaman'da İmam Hatip Lisesi'nde 30 çocuğun tacize uğradığını duymaması için iktidar eliyle, savcı eliyle, polis eliyle baskı yapılıyor. Dün erişime kapatılan sitelerden biri de Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi. Bu haber artık Cumhuriyet Gazetesi'nde okunamıyor. Evrensel'de okunamıyor. Bir Gün'de okunamıyor. Aydınlık'ta, Ulusal Kanal'da hiç kimse bu haberi okuyamıyor. Çünkü mahkeme keyfi bir kararla durdurmuş vaziyette. Zaten Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik baskının sebebi de bu. İstiyorsunuz ki hiç kimse Türkiye'de olan biteni duymasın, hiç kimse Türkiye'de yaşanan rezaletlerden haberdar olmasın. Bu yüzden Cumhuriyet Gazetesi'ne asılsız suçlamalarla bir operasyon düzenlettiniz ve 9 gazeteci arkadaşımızı elinizde hiçbir delil olmadan tutuklattınız. Gazeteci arkadaşlarımıza sadece ve sadece yazdıklarını sordunuz. Ortada ne terör örgütü FETÖ'ye ne terör örgütü PKK'ya ilişkin bir bağlantı olmamasına rağmen yandaş medya eliyle Cumhuriyet Gazetesi'ni itibarsızlaştırmaya çalıştınız. Oysa ki Cumhuriyet Gazetesi'nin neden hedef alındığını biliyoruz. Cumhuriyet Gazetesi tek adam adı altında dayatılmak istenen anayasal diktatörlüğün, diğer ifadeyle başkancı ve başkanlık rejiminin karşısında bir gazete. Bunun için Cumhuriyet'i susturmak istiyorsunuz. Bunun için Cumhuriyet Gazetesi'ne baskı yapıyorsunuz. Adıyaman'daki tacizin duyulmaması için Cumhuriyet Gazetesi'ni hedef alıyorsunuz. Cumhuriyet Gazetesi sizin bu baskılarınıza aslında cumartesi günü verdiği bir manşetle karşılığını gösterdi. Bakın, Cumhuriyet Gazetesi tarih önünde utanacaksınız diyor. Bence bu uygulamayı yapanlar sadece utanmakla kalmayacak, aynı zamanda tarih önünde hesap da verecek. Saygılar sunuyorum.